noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri çember belirtir. Bu yüzden 2'ye eksi 3 noktasına 4 birim uzaklıkta olan noktalar merkezi 2'ye eksi 3 olan bir çember belirtecektir. Merkezi A olan çemberde x eksi A'nın karesi formül kenarda hatırlatayım. Y eksi B'nin karesi eşittir. R kare olduğu için x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksiden artı 3'ün karesi eşittir 16 olur arkadaşlar. Buna uygun cevabı bakıyorum hemen. x eksi 2 y artı 3 e şıkkı oldu. Yarı çapının formülü şudur arkadaşlar. d kare artı e kare eksi 4 f'nin kare yarısı. Peki d dediğimiz ne? x'in katsayısı. y dediğimiz e'nin katsayısı. Şey e dediğim y'nin katsayısı. Ve f de sabit sayı. Bu şekilde o zaman söylersek 16 artı 36 Eksi eksiden artı 48 karekök kök alacağım bölü 2. Şimdi 48, 36 daha 84, 16 daha 100, karekökü 10, yarısı da 5 oldu. İkinci yol şöyle yapabilirsiniz. Tam kareye tamamlayın. x kare eksi 4x bana neyi hatırlatıyor? x eksi 2'nin karesine. y kare artı 6 y ne hatırlatmalı? y artı 3'ün karesi. Şimdi buradan ne geliyor? 4 geliyor. Buradan ne geliyor? 9 geliyor. Ama soruda ne var? Eksi 12. Demek ki benim buradan 25 çıkarmam lazım ki 13'ten 25 çıkınca eksi 12'ye ulaşırım. Eşittir 0 oldu. At öbür tarafa x eksi 2'nin karesi y artı 3'ün karesi eşittir 25'ten. Hakikaten yarı çapımız yine 5 oldu. Cevap e şıkkı. Her belirtmesi için arkadaşlar x kare ve y karenin katsayısı aynı olmalı. Bu yüzden k 4 olmalıdır. Ee, sonra XY diye bir terim olmamalıdır. Çember denkleminde XY diye bir terim yoktur. Bu yüzden M de 3 oldu. Cevabımız toplamlarından dolayı 7 geldi D şıkkı. Çember denklemi nokta belirtiyorsa yarıçap 0 demek istiyordur. O zaman burada şunu yapacaksınız. Yarıçap formülü D kare ek, E kare eksi 4 F bunun kare kükü bölü 2 ya. İşte bu sıfıra eşit olması lazım. 64 artı 16 eksi 8k artı 4'ün karekökü böyle 2 0'a eşit olması için payın 0 olması lazım. Yani 100 e, 104 eşittir 8k olmalı. K da buradan 104 bölü 8'den 21 bölü 2 olur. Bence bu formülü bilmelisiniz. Ama formülsüz de şunu yapmak gerekiyor. x eksi 8x bana x eksi 4'ün karesini hatırlatıyor. y 4 y' de y artı 2'nin karesini hatırlatıyor. Bunun sıfıra eşit olması lazım bu soruda. Çünkü yarı çap sıfır dedik ya. R sıfıra eşit olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar e, buradan normalde 16 gelir. Buradan da 4 gelir. Bunların sıfırlanması için eksi 20'ye ihtiyacımız var. Demek ki burada 2K-1'den eksi 20 çıkartınca sıfıra eşit olacak. Buradan da K 21 bölü 2 gelecek. Bu da ikinci yorumum. Ama ben formülü bilmenizi tavsiye ederim. Problem çember belirtmesi için x çarpı y olmamalı. x kare ve y karenin kat sayısı eşit olmalı ki bu iki şartı sağlıyor. Üçüncü şartta yarı çap var olması lazım. Yani r'nin sıfırdan büyük gelmesi gerekiyor. Bu yüzden d kare artı e kare eksi 4 f karekökü bölü 2 ya yarı çap formülümüz. İşte bunun sıfırdan büyük olması demek. içerisinin sıfırdan büyük olması demek. O yüzden Şunları siliyorum. Sadece buranın sıfırdan büyük olması yeterlidir. 16 artı 36 eksi 4K eksi 4 büyüktür 0. 52'den 4 çıktı 48. 48 büyüktür 4K olduğu için 12 büyüktür K oldu. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı. Çizerseniz analitik düzlemde dedi. temsili olarak çizmeniz yeterli. Böylece şu yorumu yapmış olursunuz. Şimdi çapın bir ucu eksi 2 kök 2 4... Çapın diğer ucunu bilmiyorum ama merkezi biliyorum. Merkez arkadaşlar x eksi şimdi burada x kare artı y kare neydi merkezimiz? dx artı ey durumunda şu x'in kat sayısının yarısının eksiyle çarpılmışı. Yine burada y'nin kat sayısının yarısının eksiyle çarpılmıştı. Bu yüzden sıfıra 3 olacak merkez. E, orta nokta formülünden çap sonuçta doğrusaldır. Böylece eksi 2 kök 2'den 0'a 2 kök 2 artmış. 1 2 kök 2 daha artar. Böylece 2 kök 2 olur arkadaşlar. Sonra 4'ten 3'e biraz almış. Bir daha azalır. 2 kök 2 2 noktası olacaktır. A şıkkı. Bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktalar çember belirtir. O yüzden başlangıç noktasından yani 0'a 0'dan 5 birim uzaklıkta olan noktalar normalde böyle çember belirtir. Ama 5'ten büyük diyor. 7'den de küçük. Haliyle iki tane çemberin arasındaki bölge arkadaşlar. O zaman şu olacaktır. x eksi 0'ın karesi yani x kare. y eksi 0'ın karesi y kare. Çünkü merkez bu. E, 25'ten büyük. Ancak 49'dan da küçük olacak. Çünkü birinin yarı çapı o zaman 5 oluyor. Birinin yarı çapı 7 oluyor. Bu ikisinin arasında olmak zorunda C şıkkı eşittir 3 doğrusuna teğet olması için bir çemberin merkezinin bu doğru yolun uzaklığının yarı çapa eşit olması lazım. Bakın şimdi size göstereyim. Merkezi bunun 3'e 0. Neden? Y x'in kat var ama y'nin katsayısı yok. O zaman 3'e 0'da merkezi var bunun. Y eşittir 3'te böyle bir doğru. Haliyle bu çember nasıl olduğunu bilmiyoruz ama en azından temsil olarak böyle söyleyebiliriz. Bundan dolayı 3'e 0'ın y'ye eşittir 3'e olan uzaklığı gördüğünüz gibi gerçekten yarı çapı verdi ve burası 3 oldu. Merkezi tabii ki x ekseninde olduğu için bunu yapabildik. Olmasaydı zaten bu soruyu da sormayacaktı. Böylece r'nin 3 olduğunu gördükten sonra ne yapmamız lazım? m eksi 2. Birincisi şunu söyleyebilirsiniz. Ee, bakın burası merkezden teğete dik indirdik. Apsis 3, ordinat 3 oldu. Bu çemberin üzerinde bir nokta. Gidip bunu denklemde yerine yazarsanız sağlar. 9 artı 9 eksi 18 artı m eksi 2 eşittir sıfırdan. Bakın m 2 geldi. Bu şekilde kolaylıkla bu yorumla soruyu halledebiliriz. Öbür türlü de ne yapacaktık? D kare artı e kare eksi 4 f'nin karekökü bölü 2'yi gidip 3'e eşitleyecektik. Oradan da zaten m'yi yine aynı şekilde 2 bulurduk arkadaşlar. Bir çemberi orijin etrafında döndürdüğünüz zaman arkadaşlar bütün noktalarını döndürmüş olursunuz. Haliyle bunun aslında merkezini döndürmemiz yeterli. Nasıl olsa bir çemberi döndürünce şöyle döndürdüğümüz zaman yarıçapı değişir mi? Hayır. Haliyle merkezi bunun eksi 2'ye 3. Merkezini saat yönünde döndüreceğiz. Şimdi eksi 2'ye 3 noktası arkadaşlar. Nerede? Üçüncü bölge şey ikinci bölgede pardon. Şöyle bir nokta. Bunu saat yönünde döndürdüğümüz zaman şöyle 90 derece olacak. Alfa burası beta. Buraya alfa 90 diyelim. Yine beta 90 olsun. Şimdi bir kere yarıçap zaten şey yarı çap diyorum pardon. Uzunluk asla değişmez. Eksi 2'ye 3 olduğu için burası 2 birim. Burası 3 birim. Alfanın karşısı 3 olduğu için yine 3. Betanın karşısı 2 olduğu için yine 2. Böylece yeni koordinatımız merkezde 3'e 2 geldi. Yarıçap zaten arkadaşlar 2 kök 2 olduğu için y eksi 2 eşittir 2 olacak. Buna uygun cevabımız D şıkkı. Sorularında bazen çizim yapmak lazım arkadaşlar. Bakın şimdi y eşittir şurası y ekseni burası x ekseni. Y eşittir 3 doğrusu bu. Y eşittir eksi 1 doğrusu da bu. Bu iki doğruya teğet olan bir çember. Merkezinin nerede olduğunu bilmiyorum ama en azından şunu söylerim. Bu çember arkadaşlar iki doğru ya da teğet olduğundan dolayı çapını bulurum. 3 eksi eksi 1'den çapı 4. Yarı çapı da böylece 2 gelecektir. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi arkadaşlar merkezi sonuçta bu iki doğrunun ortasından geçen y eşittir. 3 eksi 1 2 yapar yarısını alırsak 1. Bu çemberin merkezi y ye eşittir 1 doğrusundan da geçer. Çünkü bu 3 doğru da paralel ve tam ortası bakın y ye eşittir 1. Demek ki merkezinin apsisi x olsun, ordinatı 1 olsun. Hangi doğrunun üstünde bu doğrunun üstünde denklemi sağlar. x artı 1 eksi 3 eşittir 0'dan x 2 geldi. Merkezi 2'ye 1 yarı çapı 3 olan çemberi bulalım şimdi şıklarda. Şey, yarı çapına 2 demiştik pardon yarı çapını 2 bulacağız. Merkezi de 2'ye 1. Yani C şıkkı oldu. İçten teğet çember arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle içten teğet bir çember. Yarı çapı da 3. Buranın yarı çapı 3. Şöyle uzattığımız zaman diğerinin merkezi 5'e 11. Ee, sonra bunun merkezini bilmiyoruz. Böyle bir sürü çember var sonuçta. Teğet olan gördüğünüz gibi. Ama en azından neyi biliyoruz? Bu çemberler arkadaşlar hepsi böyle birleşiyor. Yeni bir çember oluşturuyor. Neden? Hepsinin şuraya olan uzaklığı 3 birim. Haliyle hepsinin buraya olan uzaklığı 3 birim. Aynı zamanda bu çemberin merkezine olan uzaklığı teğetten dolayı her zaman ne olacak? Burası 3 birim. Ee, şey pardon evet orası 3 birim. Sonra arkadaşlar çemberin yarı da 81 ol, oldu, 9 olduğundan burası da 6 birim olmuş oldu. Demek ki merkezi 5'e 11 olan ve yarı çapı da 6 olan bir çember demek istiyor bize merkezlerin geometrik yerini anlamak için. Demek ki x eksi 5'in karesi artı y eksi 11'in karesi eşittir. 36 oldu arkadaşlar şıkkı. Böyle yapacağız arkadaşlar. Bir kere merkezler arası uzaklığa bir bakalım. Bunların bir de şöyle yarı çapları bizim için önemli. Buradan açı bulmamız lazım. Çünkü şöyle söyleyeceğiz bakın. 1 şuranın alanını bulacağız. 2 buranın alanını bulacağız ve toplayacağız. O yüzden benim yarıçaplara ihtiyacım var, hatta açıya da ihtiyacım var. Şimdi birinin yarıçapı 54 olduğu için 3 kök 6, diğerinin yarıçapı da 18 olduğu için 3 kök 2 arkadaşlar. Daha sonra merkezler arası uzaklık birisinin merkezi eksi 1'e 1. diğerinin merkezi 5'e 7. Merkezler arası uzaklık 6'nın karesi artı 6'nın karesinden ne oldu? 6 kök 2 geldi kare kökünü aldığımız zaman. Burası 6 kök 2 oldu. Önemli bir durum şöyle büyüteceğim iyice görün diye. Şimdi arkadaşlar 3 kök 2, 3 kök 6, 6 kök 2 fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu direkt 30, 60, 90 üçgeni. Çünkü hipotenüs bir dik yanarın iki katıdır. Bir dik kenarda diğerinin kök 3 katıdır. Bu durum nerede var? Hakikaten dik üçgende ve 30-60-90'da var. Demek ki bunlar dik kesişiyormuş. Burası arkadaşlar 30 dereceymiş. Burası da 60 dereceymiş. Haliyle şunu söyleyebilirim. Tabii ki burası bir deltoid olacağı için deltoidin burası AB doğrusu simetri eksenidir. Merkez açısı KAL 60 derece geldi. Yapıyorum. 60 derecelik bir daire parçasını bulacağız. Şunu bulacağız şimdi. Ee, bu da neyi getirir bize? 3 kök altının karesi 54 pi. 60 derece olduğu için 6'ya böleceğim. Ve neyi çıkaracağım? Eşkenar üçgeni. 54 kök 3 bölü 4 arkadaşlar. Bu şimdi ilk alanımız. A1 diyelim. Kırmızı bölgenin alanı. Sonra ikinci bölgeyi bulacağız. Siliyorum artık burayı. Diğer açıyı da arkadaşlar demin söylemiştik şöyle 60 dereceydi. Bir 60 daha. Burası 120 derece olmuştu. Yarıçapı da bunun kaçtı? B merkezlininki 3 kök 2 idi. O zaman bunun da alanı 18 pi bölü 3 çünkü 120 derece. Sonra arkadaşlar çıkaracağız nereyi? 120 derecelik şu üçgenin alanını. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2 arkadaşlar. Bu da ikinci alanımız. Bunları toplayacağım artık. Buradan da 15 pi eksi 18 kök 3 oldu arkadaşlar. A şıkkı. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü burada bir noktanın doğruya olan uzaklık formülünü kullanacağız. Şimdi 45 derece bakın burası e, merkezden tt inen doğru diktir ve yarı çaptır. Yalnız yarı çapı bilmiyoruz. Nasıl bulacağım? Y eksi x eşittir sıfır doğrusuna olan uzaklığına bakacağım. Sonuçta merkezin tt olan uzaklığı yarı çap değil midir? mc bir yarı çap. E bu aynı zamanda merkezin y eşittir x'e olan uzaklığı. Merkezde 6'ya 4. O zaman denklemde yerine yazıyoruz. Uzaklık nasıldı? Denklemde yerine yaz. A 4 eksi 6 mutlak değer içinde bölü aşağıya da ne yazacağız? x ve y'nin kat sayılarının kareler toplamı. Yani 1 artı 1. 1 artı 1 kare kök. Böylece 4 eksi 6 2. 2 bölü kök 2'den kök 2 oldu arkadaşlar. Demek ki şöyle burası kök 2'ymiş. Sonra merkezden dik indirdim yine kök 2. Bu arada 90 90 90 kendiliğinden bir kare çıktı. HC kök 2 oldu. Sonra bize soru da OH'ı 4 kök 2 vermiş. O zaman burada ikiz kenar dik üçgen olduğu için HA da arkadaşlar 4 kök 2'dir. Ancak demin ne yapmıştık? Yarıçaptan dolayı Şurayı kök 2 bulmuştuk. AB'ye 3 kök 2 kaldı. A şıkkı. Şimdi, şimdi arkadaşlar burada K merkezli bir çember verilmiş. F ve G noktalarında teğet, AB 24 birim. Ve buradan aslında çemberin yarıçapını merkezini, her şeyini bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım o zaman buna göre ne söyleyebiliriz. AB 24 santim olduğuna göre... Bir kere burada bize kare de verdiği için şunu söyleyebiliriz bakın. Merkezden kirişe inendik. Kirişi ikiye böler. 12, 12. Sonra buradan da tabana inendik. Tabanı ikiye bölecek. Bu arada şurası bakın bir yarı çap. O zaman şöyle 24 eksi R diyelim. TK 24 eksi R. Sonra arkadaşlar KAR. O zaman burada bir Pisagor çıktı. 24 eksi R'nin karesi 12'nin karesi eşittir r kare. Burada aklımıza hemen gelen bir özel üçgen var mı? 9 sanki oluyor gibi bak. Buraya eğer ben 15 verirsem 9'un karesi artı 12'nin karesi 15'in karesi oluyor. Demek ki r 15'miş. r 15 olduğuna göre artık bunun koordinatlarını bulalım. Bakın x eksenine teğet bir çemberin gördüğünüz gibi ordinatı aynı zamanda merkezinin de ordinatı oluyor haliyle bundan sonra bir de absise dikkat edelim şimdi. Absis için de yine bu çember gördüğünüz gibi y eksenine teğet o zaman merkezinin absisi de 15 oldu. Haliyle x eksi 15'in karesi y eksi 15'in karesi eşittir 225 d şıkkı.